Dünya mutfakları arasında yer alan Beyran, Gaziantep'in tarihi ve yöresel yemeklerinden biri olarak her sezon tüketilmeye devam ediyor. Beyran'ın Antep kültüründeki yeri çok farklılaştı. Önceleri biz sabah yemek kahvaltıda tüketirdik bunu. Aşağı yukarı 15 yıldan beri sabah ve akşam yemeği oldu. Beyran Gastrofest dediğimiz bir festival düzenledikten sonra gerek dışarıdan gelen misafirlerimiz, gerekse şehirden gelen misafirlerimiz çok aşırı bir talep gösterdiler buna. İçine koyduğumuz et 9 saat kemik suyu haşlanıyor. Yani 9 saat pişiyor ve özleşiyor. İçinde kırmızı biber, karabiber ve limon, sarımsak oluştuğu zaman grip ve soğuk algınlığının önüne geçmiş oluyor. Yoğun bir şekilde talep var. Gerek dışarıdan gelen misafirlerimiz, gerek başka şehirlerden gelen misafirlerimiz bunu yoğun bir şekilde tüketiyorlar. Birebir müşteriler diyalog içerisinde olduğumuz için genellikle acı olduğunu bize söylüyorlar. Onu az acılı yapabileceğimizi ilettiğimiz zaman zaten müşterilerimiz alıştı. Az acılı isteyenlere de az acılı yapabiliyoruz şimdi. Dışarıdan gelen misafirlerimizin talebi bu yönde. Orada aşırı bir yoğunluktan dolayı rahat ettiremiyoruz ama kendi restoranlarımıza ağırladığımız zaman daha memnun kalıyorlar. Geçen sene oranla fiyat farkı tabii ki var. Kullanılan ürünlere %300'ün üzerinde bir zam geldi. Yani şu anda mesela geçen sene biz Beyran'ı 75'e satıyorduk. Şu anda 115 lira. Beyran'a koyduğumuz eti, kemik suyunu, işçiliğini hesap edersek 115 lira sadece iki tane, üç tane simit parası oluyor. Dışarıdan gelen misafirlerimize Beyran'ı tadın özellikle diye tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten kültürümüz olarak, yöreselimiz olarak çok ön plana çıkmış bir yemek oldu. Hatta dışarıdan gelen misafirlerimiz buna çorba diyor. Bu kesinlikle çorba değildir. Bu yemektir arkadaşlar. Bu gerçekten yemektir. Çünkü çok zahmetli ve çok emekli bir yemek. Çıkartmayacağım.